Ne derler abi, bir daha tekrarlayalım. Mantet'te meşhur bir söz vardır. Nedir? Ciğer yiyene evine ciğer ateşi düşmez. Ateşi düşmezmiş. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir sokak lezzetleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Buca'dayım sizler için. Başlığımız ise ciğercim olacak. Ciğer yemeye geldim. Hadi bakalım, hazırlanın. Videoya başlıyoruz. Ufuk abi, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Şükür, iyiyiz. Nasıl gidiyor işler? Şükür, iyi. Emek verirsen, güzel yaparsan, bildiğin işi yaparsan. İyi bir yere dokundun. Bildiğin işi yapacaksın değil mi abi her zaman? En iyi iş bildiğin iş. En iyi iş bildiğin iş. Peki sen ne yapıyorsun abi? Biraz bahsedelim istiyorsan. Ne kadar oldu, bu işe nasıl başladın? Biraz bahsedelim. Yaklaşık 10 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Biz Gaziantep'liyim aslen. Aha. Orada yetiştik. Çekirdekten yetme kebapçıyız biz. Yaklaşık 17 yıldır İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in çeşitli mekanlarında ustalık yaptım. Nasibimizde varmış, kendi bildiğimiz iş olduğundan. Küçük bir dükkan yaptım kendime Buca Şirin yerine. Allah utandırmasın. İşimiz kebapçıyız. Çok şükür. Allah utandırmasın, daim olsun. Peki İnşallah. Ne yapıyoruz şimdi Ufuk abi? Biraz bahsedelim istiyorsan. Zırh kıymasıdır. Kendim çektiğim etini, kuyruk yağını, Adana kebabı, Urfa kebabı. Kaç gramdan oluşuyor peki? 160-165 gramdır. Porsiyon olduğu zaman 160-165 gram arasında gidip geliyor. Doğru. Fiyat olarak ne kadar? Fiyat olarak porsiyonun çoğu yerden gene ucuzdur yani. 35 lira. 35 lira. Peki o zırh kebabı değil mi dedik? Bu zırh kebabı. Zırhtan geçiyor yani bütün tabii, eti. Tabii elimden kendim çekiyorum. Peki hangi eti kullanıyoruz abi? Ondan da bahsedelim. Dananın aynası. Kuzunun döşü. Evet. Döşü dediğimiz. Bir de memleketten, o taraftan, doğudan, bizim Güneydoğu'nun hayvanının kuyruk yağı daha lezzetlidir. Şerbetli evet. Dediğimiz. Antep'ten getirtiyorum. Diyarbakır'dan kuyruk yağını getirtiyorum. Evet. Onu kullanıyorum. Bu üçü. Zaten bir de Ufuk abi şöyle bir şey var. Bunların başkenti Güneydoğu abi. Evet. Değil mi? Adana olsun, Urfa olsun, Antep olsun, ne bileyim bunların Diyarbakır yeri olsun. Orası. Kebabın ana maddesi, daha güzel işleyen, evet, severek yapan Güneydoğu'dan çıkıyor. Aynen. Onun yanında ne var? Tavuğu görüyorum. Bunun yanında tavuk şişimiz. Bir porsiyonda iki şiş mi oluyor i̇ki bu şekilde? İki şiş. Yaklaşık bu da 170 grama yakın. 160-170 gram. Bu da tavuğun kalça değil, göğüs de değil. Koltuk altında lokum dediğimiz yeri vardır. Evet. Tavuğun orası. Tamam. Fiyat olarak ne kadar abi? Fiyat olarak bu da 35 lira. Peki baharat olarak ne bırakıyoruz abi buna? Baharat olarak tavuğun sosuna yoğurt, kekik az bir şey, tatlı toz biber, tatlı biber salçası, evet, ayçiçek yağı, güzel, tuz. Güzel. Tabi bu da geceden oluyor değil mi? Geceden bekletiyorsun. Tabii bir gün bunu önceden bunları doğrayıp soslayıp sosaya atıp bir gün bekletiyorum. Sabah işlemeye başlıyorum. Güzel. Onun yanında ne görüyoruz? Bunun yanındaki de kuzu. Evet. Kuzu şiş dediğimiz. Evet. Kuzunun arka butu. Sıfır sinirsiz alıyorum onu. Bunda terbiye var mı Ufuk usta? Aynen. Bunda da terbiye var. Terbiyesinde yine yoğurt. Az evet bir şey kekik. İki diş sarımsak. Sarımsak çünkü daha farklı bir şey, lezzet evet veren bir şey. Biber, tatlı biber salçası, tuzunu, ayçiçek yağını. Bunu çok da bir gün önceden sosa yatırıp. Bu da kuzu ciğerimiz. Asıl geldik meseleye. Buranın evet asıl işi ciğer değil mi abi? Bizim ismimiz onu bilirsin. Ciğerci. Ciğerci. Evet abi, bundan bahsedelim. Bir porsiyonda 2 4 5 şiş mi oluyor? 5 şiş var. Hı. İçinde yine kuyruk yağıyla. Böyle önce bir gün önceden bunu da ciğeri ayçiçek yağına yatırıyorum. Evet. Parlak, yumuşak tutsun diye. Bir gün sonra yine işlerken işliyorum. Pişirmeden önce tatlı toz biber ekliyorum üzerine. Evet. Birazdan da pişirirken de görürüz zaten. Tamam, tamam. O zaman atalım abi. Hem de detayları da yine konuşuruz. Sen şunu söyledin. Önceden baharat atmıyorum dedin. Evet. Bu benim bildiğim kadarıyla, sen daha iyi bilirsen, yanıyor mu abi ateş üzerinde? Yanıyor. O yüzden değil mi? Bu sefer baharat ateşi içine etkilemiyor. Baharat üstünde yapışıyor, yanıyor. Evet. Az bir şey ateşe gösterdikten sonra yaklaşık birer dakika her iki tarafını da evet çevirerekten evet pişirdiğin zaman ondan sonra baharatını atacaksın üstüne. Anladım. Ufuk abi, ekmekleri görüyorum. Onlardan biraz bahsedelim. Ekmeklerim tam kebapçı, ciğerci lavaşı dediğimiz. Böyle ince oluyor değil mi abi? İnce, güzel. El lavaşıdır. El lavaşıdır bunlar.
Çoğu lavaşçının lavaşından güzeldir. Lavaşçım da güzel bir insandır. Yani esnaflı, işi bilen bir insandır. Evet. Peki bunun üzerine sürdüğün bir yağ var. O benim özel bir yağ. Ben onu duydum çünkü. Onu bir görelim abi. O özel kendi karışımım yağ. Burada. Bunun içinde baharat mı var abi? Baharat var. Özel kendine şey yaptığını ayarladın evet, değil ekmeğe mi? Ekmeğe daha lezzet veriyor. Daha güzel oluyor. Şuradan arkadaşlar hemen ciğerimizi çevirdik. Sıcağı gördüğü zaman çeviriyoruz. Şöyle ekmeğimiz güzel bir yağla dokunsun. Bu lezzeti bir tık daha yukarı çıkartıyor değil mi Ufuk abi? Ya hem lavaşın kurumasını engelliyor, yumuşak tutuyor, hem lezzet tutuyor. Evet. Ufuk abi dürüm yapıyor musunuz dürüm? Tabii. Onun da fiyatını söyleyelim abi. Benim dürümüm çift lavaş dediğimiz 17 lira. 17 lira oluyor. Evet. Kebap, tavuk olursa? Hepsi aynı. Hepsi ciğer, aynısı tabii. Adana, Urfa, hı-hı, tavuk şiş. Hı-hı. Bunlar dürüm olarak 17 lira. Bir kuzu şişim et şiş olduğu için. Evet. 20 lira. 20 dürüm olarak. Bir şey daha duydum senin hakkında. Salatanı çok beğeniyorlarmış. Doğrudur. Onu da bir benim, görelim istiyorsan. Salata tabii ki. Benim salatam satır dediğimiz. Satır salatası yapıyorum. Tablacı salatası. Evet. Bizim Güneydoğu'da meşhurdur. Hı-hı. Kebapçıların olmazsa olmadı. Hani bazen insanlara salatayı dürüm etsem hakikaten de memnunlar. Keyif evet alıyorlar. Şöyle böyle. Ne yaptın şimdi, ne yaptın? Tuz attım az. Hı-hı. Pazar iki tarafını pişirdi. Ciğerin özelliği o yağların boşa gitmemesi için lezzeti veren kuyruk yağları. Çevire çevire. Evet. Şimdi, ciğer çok hassas bir kebap işte. Hiçbirine benzemez. Bunu yakmayacaksın değil mi? Yak. Suyunu da bırakacağım. Suyunu kaçırmayacağım. Salatamız da. Bu sesi duyuyorsan o ciğerci kebapçıya koymayacaksın. O kebapçıya gideceksin usta. O kebabı yiyeceksin kebabı. Aynen. Çünkü orada her şeyin taze olduğu belli oluyor. Belli oluyor yani. Sormazlarından birisi taze nanemiz. Taze nane. Özellikle salat ciğere çok yakışıyor bu abi. Evet. Bizim Antep'te bir söz var ya. Ciğer yiyene ciğer ateşi düşmez. Ne derler abi, bir daha tekrarlayalım. Bizim Antep'te meşhur bir söz vardır. Nedir? Ciğer yiyene evine ciğer ateşi düşmez. Ciğer ateşi düşmezmiş. Ciğer yiyenin ciğeri yanmasın ha. Ne yaptık abi baharat olarak? Belli iki çeşit. Yerken insanlar tuzunu atabilir, hı-hı, ne bileyim. Benim salatam yağ istemez. Evet. Bu salata farklı bir salata çünkü. Evet. Sumaktan isot attım. Tamam. Pul biber de atabilirler. Hı-hı. O da dediğin gibi acı seven varsa evet, şeyini de atabilir, pul biberi de atabilir. Şöyle güzel bir tablacı salatasını hemen yaptı. Taze taze. Hakiki tabla salatası bu değil mi Ufuk abi? Evet. Tamam abi şimdi. Ciğerlerimiz yine pişiyor burada. Çayımızı közde demliyoruz. Ha bu çay mı Ufuk abi? Tabii bakır demlikte. Bunu yine aynı közün altına demliyorsunuz. Tabii içinde kaçak çay. Abi sen de o zaman her şey orijinal ya. Kahvemi közde yapıyorum. Vallahi müşterilerime çok güzel, ediyorum. Çok güzel. Ne yaptık? Ekmeğimizi yağladık güzelce. Salatamızı yaptık. Evet. Şöyle üstüne mi atacağız şimdi Ufuk abi? Üstüne atayım. Lavaşımızı tamam ısıtalım. Hı hı. Bir de Ufuk abi sen daha iyi bilirsin de bir de bunun yanında limon çok yakışıyor değil mi limon? Limon ciğeri normal sormadı sevgili gibilerimiz. Değil mi abi limon bir de nane. Limon, nane, kimyon bunlar ciğeri ön plana çıkaran birbirini tamamlayan. Peki Ufuk abi her şeyden bahsettik de bizi izleyenler özellikle öğrenci çok öğrenci kesimi çok fazla izliyor. Evet. Bizi izleyenler bu ciğeri yemek isteyenler kebap olsun tavuk olsun yemek isteyenler bizi nasıl bulacak? Benim yerim Buca Şirin Yer İzban'a dönmeden Veloğlu'nun karşısındaki köşe başındayım ben. Köşe başında. Bir de şöyle diyeyim, İzban'la böyle tam çapraz kalıyorsun abi. Doğrudur. Zaten İzban'a geldiler mi? Ciğercimi kime sorsalar sana gösterirler. Şöyle geldi ciğerimiz de. Şöyle güzel yağlandı ekmek. Oo.
Şöyle. Atıldı. İsot mu bıraktın buraya? İsot bıraktı. Tamam. İsot yakışıyor ciğere. Kimyonunu attı. Tuzunu attı. Evet. Ekmeğimizi de bırakıyoruz. Yanına domatesimizi çektikten sonra şöyle arkadaşlar, salatamız, ciğerimiz, yanına şöyle soğanı somaklı geliyor. Soğanımız. Somaklı soğanı. Yine yanına bir tutam taze nanemiz. Oo. Salatamızın nar eşkisi. O da geldi. Of. Tuzunu da ekledi. Servis bu şekilde değil mi? Servis bu şekilde. Yanına bir de köz biberini bıraktığımız zaman. Ufuk abi, ellerine kollarına sağlık abi. Ne demek? Herkesi bekleriz. Eyvallah abi. Sağ ol. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana. Ufuk abi sağ olsun, kendi elleriyle bize güzel bir ciğer hazırladı. Buca'dayız. İzmir'in tam çaprazındayız. Ciğercimdeyiz. Şöyle ekmeği görürsünüz. Yağlı yağlı. Abi ben şunu söylemek istiyorum. Sadece bunu yeseniz dahi yeterli. Çatal, bıçak, herhangi bir şey kullanmayacağım. Çünkü bunun orijinali bu şekilde olur. Ciğerimi bıraktım. Şöyle taze nane. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Şöyle biraz da sumaklı soğan bırakacağım. Şöyle ve bunu güzel afiyetle yiyeceğiz. Bu şekilde yenir hacılar. Hı-hı. Yanında salatası geliyor, biberi geliyor, sumaklı soğanı, domatesi. Gerçekten lokum gibi bir ciğer hazırladı bize. Hakiki orijinal ciğer bu şekilde oluştu. Şöyle şalgam da geldi. Ya bundan daha güzel hizmet olabilir mi? Sizin için bir ısık daha alacağım. Şöyle yağlı ekmeklerle. Bu kadar basit. Bunu yemek istiyorsanız Buca'ya geleceksiniz. Ufuk abinin yanına uğrayacaksınız. Bir de en merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu salata. Bunun içine nane girdi mi çok daha başka yere taşıyor bunu. Bu ne abi Allah aşkına ya. Kaşıkla yesek daha mı iyi olur? O zaman kaşıkla yiyeceğiz abi. Şöyle. Abi harika olmuş ya. Nefis. Arkadaşlar yeni bir videonun sonuna geldik. İzninizle ben yemeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.